Yani moralini bozmayayım ama sen ayvayı yemişsin gibi. Çok sağ ol be. Yani ben olsam öyle nişanlımla beraber böyle Uludağ'da olmayı tercih ederim böyle. Düşünsene koluna girmiş nişanlın. Ondan sonra böyle karlar yağıyor, bakıyorum böyle romantik, güzel, şön değil mi? Değil mi? Da işte annem. Vallahi Gülden'i seçip Uludağ'a gidersen annem 1990 yılının yılbaşına kadar konuşmaz seninle, o da en iyi ihtimal. Biliyorum. Biliyorum. Gerçi aklıma bir çare geliyor da. Annemi de götür Uludağ'a. Kabahat bizde yok, sen dedin. Kabahat bizde. Soruyoruz bir akıl fikir varmış gibi. Oğlum ciddi bir şey soruyorum ben ya. Yani... Annemi de götüreceksin abi. Dur, dur. Annemi götürmek değil de... Güldenlerin gitmesini engellesek. Ha? Nasıl? Gülden gidiyorsa engelleyeceksin. Yani babacığım... Tabii yine siz bilirsiniz yani. Ama... Yılbaşı, Uludağ falan. En az 15-20 bin liraya patlayacak bir kere bir yani. Ne uğruna? Ne uğruna yani? Az buz para değil. Yani burada yemek yok mu can? Var. Burada eğlence yok, burada müzik yok mu yani? Var. Hepsi var. Var. Yani... 83'e giriyor sadece. Şimdi tövbe. Hayır yani Uludağ 1984'e giriyor da... İstanbul 1983'te mi kalacak canım Allah aşkına yani? Aslında bilmiyorum ama... Yani sanatçıysa en kral sanatçılar televizyonda. Ne yapacaksınız şimdi Uludağ'a gidince? Tek bir sanatçıyı dinleyeceksiniz gece. Halbuki televizyonda öyle değil ki yani. Kimi isterseniz en kralları televizyonda. Aslında ben de söyledim ama Ahmetciğim. Şimdi yani... Ya bir şey söyleyeceğim. Karar veremedim yeni yıl gecesi için. Acaba bunu mu giysem yoksa bunu mu? Yani o mavi fena değil de bu diğeri siyah olan biraz kısa sanki ha? Daha üstüme giymedim. Nereden anladın kısa olduğunu? Görünüyor canım buradan. Çok belli yani. Kısa bir şey. Sanki biraz kısa o. İyi. Yeni yıl gecesinde bunu giyiyorum o zaman. Kısa olanı. Ahmet sen de takım elbise getirmeyi unutma, tamam mı? Babam da giyecek. Tabii tabii. Olur. Beraber tabii. Takım olur. Tabii sen. Takım elbise. Bütün gece takım elbiseyle. İnsan bunalır efendim yani. Kravat bir yerden hani. Evde öyle mi? Evet. Rahat rahat o ayağınızı da uzatıyorsunuz. Tombala da oynarız. Ah! Tombalaya bayılırım abi. Tamam tamam. Söyleyin o zaman sizinkilere. Bize gelin. Muazzam yemekler var. Şarkılar, türkü, hindi var. Hindi. Of, hindi. Of hindi, of. Şey böyle pilav, içli nar pilav. Nar gibi. İçli pilav da yapıyorum. Ya. Muzaffer'cim. Ha canım. Ha. Babana o gece için bunu koyuyorum, ha. Tamam mı can? Necdacığım aslında ben diyorum... Ay o kadar heyecanlıyım ki gideceğiz diye. Yani uzunca ve ağır geçen bir yıldan sonra... ...vallahi eğlenmeye çok ihtiyacım var. Gülden! Biz kuaföre de gitmeliyiz. Hemen gidiyoruz. Gülden! Oğlum Ahmet seni mantıklı olmaya davet ediyorum. Yani bunu kesinlikle iptal edemem. Görüyorsun durumu ya. Ya beni yılbaşı gecesi hindi niyetine pişirir. Bunlar yer ha. Yer koçum, ne yapacağım ya? Ha? En iyisi ne yapalım? Sen git hazırlan. Hadi tam yol ileri ol. Tam yol, hadi.